E iş yok ki. Nerede bulacaksın işi? Ya şimdiki onu hiç söyleme, çünkü milletin kanayan yarasına parmak basıyorsunuz. Çalışmayı çok sevmiyor galiba genç nesil. Acaba ben size sorayım. Siz çalışıyor musunuz? Merhabalar sevgili NAR TV izleyicileri. 2019 yılında 2 milyona yaklaşık kişi işsizlik maaşına başvuruda bulundu. Çoğunluğunda ise gençler vardı. Bunun 1 milyon 13 bin kişisi maaşı alabildi. Diğerleri ise hala işsiz ve maaşını alamadı. Halkımız bunun hakkında neler düşünüyor? Buyurun birlikte görelim. Valla hak ediyorlarsa tabii ki almak zorundalar. Alsınlar. Ama bazısı da işte bu konuları suistimal ediyorlar ne yazık ki. Çalışıyorlar. Sıkıldı mı çıkıp işsizlik maaşından yararlanıyorlar. Çalışmayı değil de bedava geçinmeyi daha çok seviyorlar. Çalışmayı çok sevmiyor galiba genç nesil. İş beğenmiyorlar. Biz bu yaşta çalışabiliyorsak onlar da çalışabilirler. Nasıl diyeyim? Çok para, az iş istiyorlar. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Peki işsiz kaldınız mı daha önce? İş yok ki. Nerede bulacaksın işi? Geçen yıl 2 milyona yaklaşık kişi işsizlik maaşına başvuru yapmış. Bunun yani çok fazla kişi de maaş alamıyor yani. Vermez devletler verir mi? Yok ben başvurmadım. Başvurmayı düşündünüz mü? Hayır. İşsizlik hayatım, okul bile bir işe yaramıyor ki. Yani üniversiteyi okuyorlar, boşta geziyorlar değil mi? İş yok. Tanıdığın olursa işe koyduruyorlar. Tanıdığın olmasa öyle geziyorsun. İş yok hayatım. Hele bu Suriyeliler falan da geldikten sonra işler tamamen bitti. Kendi vatandaşlarımıza iş yok. Ya şimdiki onu hiç söyleme, çünkü milletin kanayan yarasına parmak basıyorsunuz. Acaba ben size sorayım. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyoruz şu an. Vallahi bravo. Siz bravo, şanslısınız bravo. Yani emin olasınız. Çünkü Türkiye'nin genç işsizlik efendim %24 genç işsiz. Düşünebiliyor musunuz? Ben şöyle diyorum. Türkiye'nin belki yani %50'si işsiz. Bir kere yani esnaflar kapatıp gidiyor. Yok. Yani millette artık cebinde para yok, harcayacak para yok. İş bulamıyor, anaya babaya şey oluyor diye gençler artık travma yaşamaya başladı. Peki devlet büyüklerine buradan seslenmek ister misiniz gençler için? Vallahi devlet büyüklerine şöyle seslenirim ben. Kanal İstanbul'u şunu bunu boş versinler. Önce yani milletin karnını doyursunlar, iş sahası atsınlar. Ondan sonra Kanal İstanbul mu yapıyorlar, Fizan İstanbul mu yapıyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Öncelikle gençlerimize iş yapsınlar. Yani bizim istihdam yaratsın. Fakirimiz öyle ki kimseye avuç açamıyor ama Suriyeliler şanslı mesela. Bütün ihtiyaçları gideriliyor. Benim burada yani milletim aç perişan gezerken onların öyle tok gezmesi. Yani tabii biz onlara da üzülüyoruz, onlara da acıyoruz. Allah'ım öyle duruma düşürmesinler. Ama yanlış yok burada. Hangi birini yanlış söyleyelim? Gençlere, üniversitelere istihdam yaratmaları lazım. İstihdam yaratmaları. Tamam mı? Yoksa bu Kanal İstanbul şu bu olmuyor. Millet aç. Üniversiteler mesela şurada %20'si 30'u ondan sonra boş. İş yok, güç yok. Her bölümden. Onun için bizim büyüklerimizden ricamız bıraksınlar öyle lüks olayı bize ondan sonra aya çıkmayı falan. Tamam mı? Bıraksınlar ondan sonra atmaya atmasınlar. Gerçek milletin sorunlarıyla ilgilensinler. Yazdık. Teşekkür ederim. Hadi, hayırlı günler. Peki işsizlik maaşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Alıyorum şu an. Peki şartları ne? Bize anlatır mısınız? 600 gün geriye dönük günüm olması gerekiyor. Veya 2 yıl sigortalı çalışman gerekiyor. Sigortaya müracaat ediyorsun, alıyorsun. Peki gençlerin buna daha fazla başvuru yaptığı ortaya çıktı. Sizce sebebi ne? İş yok demek ki işten çıkarıyorlar. İşimden ayrıldım. Biz bilmiyoruz, bu zamana kadar bilmiyorduk da. Yeni öğrendik. Gayet iyi bence yani. İnsanlar en azından buradan aldıkları parayla kiralarını öderler. En azından iş ararken ceplerinde haçlık olur. Bir nevi bir merhem gibi bir şey yani. İşiniz neydi? Öğretmen emeklisi. Peki işsizlik maaşı hakkında neler düşünüyorsunuz? İşsizlik maaşı iyi bir şey tabii. İşinden ayrılıp da iş bulamayanlar, tekrar iş bulana kadar hayatını devam ettirmesi açısından güzel bir şey.
uygulanıyor da zannediyorum yani, güzel uygulanıyor. Gençlerin daha çok başvuru yaptığı düşünülüyor. Ne düşünüyorsunuz peki? Gençler çalışmıyor ama işsizlik maaşına yöneliyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Öyle de diyelim, orada yani gençlerimizin artık çalışması lazım ama iş beğenmeyenler var diyebiliyorum. İş var ama işi beğenmeyenler var. Standardı yükseltmek isteyenler var. Ama tabii işsizler de var. İş bulamayanlar var. Artık o her ülkede var. İşçilere tabii işsiz kalınca işsizlik maaşı almaları iyi bir şey. Devletimizin bu konuda yani bir 10 ay da olsa, aslında daha da biraz bunu geliştirmeleri lazım ama 10 ay da olsa yine de iyi yani. Peki işsizlik maaşına en çok gençler başvuru yapıyor. Ne düşünüyorsun? Ya işte genelde işsizlik maaşına başvuranlar, ya tabii memleketimizde yani dört dörtlük değil her şey. Biraz sıkıntılar oluyor. İşsiz kalabiliyor bazı insanlar ama bazı gençlerimiz de yani iş beğenmiyor. Bundan dolayı da hani belli bir süre çalıştıktan sonra o maaşa güvenerek 10 ay mesela şey de yapabiliyor yani, maaşımı alırım 10 ay oradan geçim sağlarım diyen işçilerimiz de var tabii.